Dual From Man Türkiye'de ilk kez. Avrupa mağazasında bile yer almayan bu ürünü Türkiye'ye getirdik. Geleceğe dönüş Maçka Store'da Dual From Man. Buradaki yine vites seviyelerini ayarlayabiliyoruz, düşürebiliyoruz. Bu unvanı boşuna kazanmamış, baksana adama. Değişik bir alet, garip bir zevki var. Bu şekilde frenimizi sıkıp buradan da gazımızı verebiliyoruz. Herkese selamlar. Herkese Dualtron Maçka Store'dan merhabalar. Dualtron Maçka Store'da yine Yunus Şener'le beraberiz. Evet, sevgili Alper Demirkay ile birlikte yine çok özel bir konumuz var. Evet. Ama bu sefer çok özel bu sefer çok var. Farklı. Evet. Dünyada diyecektim neredeyse, Türkiye'de tek. Aynen, kesinlikle. Türkiye'de ilk defa Dualtron Man'i çekeceğiz. Evet. Zaten Türkiye'ye ilk defa getirmiştik Dualtron Man'i. Herkes çok merak ediyordu. Nedir, evet, evet, ne evet. Değildir, nasıl sürülür, nasıl yapılır? Bir hakikaten geleceğin makinelerinden bir tanesi diyebiliriz. Ya o yüzden çok heyecanlıyız. Bunu böyle tekerle çıkıp mola verdiğimiz zamanlarda zaman zaman konuştuğumuz bir şeydi. Eskilerden bahsediyorum. Evet. Çünkü böyle işte YouTube'da bununla ilgili sürenler, çekenler, işte deneme yapanlar oluyordu. Hani o olur mu? Türkiye'de yok. Olsa bir belki denerdik kesinlikle falan derdik. Yani şeyde, o da geldi artık. Kesinlikle şeyde rahatlıkla söyleyebilirim. Biliyorsun hani Avrupa'da da çok fazla Dualtron mağazasına gidiyoruz. Ben hiçbir mağazada Dualtron beni görmedim. Dolayısıyla hani o yüzden burada olması için, bu güzel mağazada da bu ürünün konumlanması için getirdik. İstersen daha fazla bekletmeyelim. Tamam. Dualtron beni geçelim. Bakalım bizi neler bekliyor. Hazırsak başlayalım. Hadi. Evet, tekrar beraberiz. Dualtron benle birlikteyiz. Biliyorsun bu çekim yapmak için de yani haftalardır fırsat kolluyorduk. Evet, onun da özel bir sebebi vardı. Onu da videonun sonuna doğru söyleyeceğim. Aynen. Gerçekten hani özellikle mağazaya gelip görenler hani Dualtron ben çok ilgilerini çekiyor. Bu alet nedir, nasıl binilir, nasıl gidiyor, ne kadar hız yapıyor vesaire gibi. Böyle adeta gelecekten gelip mağazamıza düşmüş bir makine diyebilirim. Tabii. Demin de söylediğim gibi hani birçok Avrupa mağazasında bile yer almayan bu ürünü Türkiye'ye getirdik. Dualtron Man Maçka Store'da mutlaka gelip görmenizi öneriyorum. Çok hızlı bir şekilde istersen teknik özelliklere geçelim. Tamam. Biliyorsun bugün çok işimiz var yapacak Dualtron evet. Man'le ilgili. Makine şu şekilde, fiziksel yapıdan bahsedelim. Önde bir 15 inçlik tekerimiz var. Arkada bir 15 inçlik tekerimiz var. Bu şekilde bir ekranımız var. Öncelikle burada bir sigorta var. Sigortamızdan ilk olarak açılışımızı yapıyoruz. Daha sonrasında da şurada ekranımızda ortaya basarak ekranımızı açıyoruz. Aynı normal skuterlardaki ekranımız gibi. Buradaki yine vites seviyelerini ayarlayabiliyoruz, düşürebiliyoruz, yükseltebiliyoruz. Burada kilometreler vesaire her şeyimizi görebiliyoruz. Dolayısıyla hani skutera o anlamda benzer diyebiliriz. Şarj seviyelerini görebiliyoruz. Evet. Fiziksel yapısı itibariyle ekstra olarak da ışıklarımız var. Şu şekilde burada ışık düğmemize bastığımızda ön ışıklarımız ve arka ışıklarımız devreye giriyor. Evet, ışıklarımızı yaktığımıza göre şimdi diğer teknik özelliklere geçelim. Evet. Şimdi ilk olarak motor gücüne gelelim. Motor gücümüzün 2700 watt motor gücümüz var. Süper. Bu güzel bir güç. Gerçekten güçlü bir makine. Pil bataryaya geldiğimizde ise 60 volt 31.5 amper LG bataryamız var. Bu ne demek? Bu aşağı yukarı bize 100 kilometreye yakın menzil demek. Maksimum hızına geldiğimiz zaman makinemizin maksimum 60-65 km bölü saat hızlara çıkabiliyor. Kesinlikle bunu net olarak söyleyebiliriz. Hızlı bir makine ve menzili de iyi bir makine. Bu zaten getirdiğimiz üst versiyonu olduğu için menzili daha yüksek olan, daha farklı uçuk versiyonları da söz konusu. Renk olarak geldiğimiz zaman renk olarak bir siyah rengimiz var, bir beyaz rengimiz var. İki rengimiz de stoklarımızda mevcut. Şimdi bu makine nasıl kullanılıyor, nasıl ediliyor biraz ondan bahsedeyim istersen teknik özelliklerin dışında. Bir de şunu da belirteyim, hani burada da gördüğümüz gibi iki tane şarj portumuz var. İki tane şarj portumuz var. Aynen, hani iki şarj portuyla yine çift batarya, çift şarj adaptörüyle şarj etmemiz mümkün. Şimdi öncelikle birçok kişinin hani tam olarak kafasında şekillendiremediği şu sisteme gelelim. Birincisi zaten hani sürüş yaptığımızda da göreceğiz. Makineyle başladığımız zaman
Şu şekilde makinenin sol tarafındayız. Bir ayağımız sola ne giriyor? Bir ayağımız arkaya giriyor. Evet. Ve kaykay mantığında hareket ediyoruz. Arka tekerlek sabit olmakla beraber ön tekerlek buradaki sistem sayesinde hareketli. Evet. Dolayısıyla dönüşleri buradan ayarlayabiliyoruz. Bu şekilde de bir kumanda kolumuz var. Kablolu fren sistemine de bağlı olan. Buradaki sistemde de şu şekilde ilerliyoruz. Şu şekilde frenlerimizi sıkıp. Elden kumanda edilen bir sistem. Aynen elden. Ve burada gördüğün gibi arkada bir fren sistemimiz var. Fren sistemimiz nasıl ondan da bahsedelim. Normal telli disk fren. Bunun için yalnız çok özel bir disk sistemi var içerisinde ve çok özel bir fren sistemi var. Şu şekilde frenimizi sıkıp buradan da gazımızı verebiliyoruz. Şekil bravo. Aynen. Bunu da görmüş olduk. Dolayısıyla sistem bu şekilde işliyor. Burada tabii ki hem ayaklar hem elin koordinasyonu ve denge çok önemli. Teker mantığına yakın olduğunu söyleyebiliriz. Ama kesinlikle aynı olduğunu söyleyemeyiz. Daha çok kaykay ve teker karışımı diyebiliriz. Kesinlikle aynı değil yani, çünkü bunda yan biniliyor. Yan biniliyor bayağı çok farklı, çok kolay olduğunu söyleyemem ama çalışarak tabii ki de gayet yapmak mümkün diyebilirim. Aynı değil diye söyledim. Hani çok benziyor gerçekten. Mesela scooter'dansa tekere daha çok benziyor. Evet kesinlikle. Ama tekerde düz giderken bunda yan binme olayı var. Ben hiç denemediğim için bilemiyorum kesinlikle. Ama biraz farklı gözüküyor. Yani mesela ben orada denedim. Dolayısıyla hani biraz denedin. Alıştığımız kas hafızasının dışında bir sistem kesinlikle. Olduğu için ilk etapta adaptasyon kolay olmayabiliyor. Ama hani 1-2 gün içerisinde zaten hızlıca illaki adapte olmak da kesinlikle tabii. Mümkün diyebiliriz. Ya çok keyifli, değişik bir makine ve fantastik bir makine diyebilirim. Hani bu tip böyle özel makinelere ilgisi duyan kullanıcılar için kesinlikle öneriyoruz tabii ki. Evet. Ama tabii ki her şeyden önce bu teknik özellikleri çok özet geçmiş bulunduk. Hı. Ama her şeyden önce tabii birçok kişinin merak ettiği ne var? Bunun sürüş tarafı vardı. Evet. Tabii ki sürüş tarafını da yapacağız. Hani bu da hakikaten Türkiye'de ilk kez olacak. Orada nasıl süreç ilerleyecek hep beraber göreceğiz. Dediğim gibi sürüş vesaire çok yapacağımız iş var. Sormak istediğim şey varsa cevaplayayım. Yoksa direkt sürüş tarafına doğru geçelim. Mesela ben biliyorsun tekere ilk geçtiğimde hemen kendime bir korna ayarlamıştım. Ben kornasız süremiyorum çünkü bir ikaz özelliği gerekiyor. Bunda galiba korna yok kumandada gördüğüm kadarıyla. Bir çözüm doğru. Var mı? Kesinlikle şöyle doğru bir noktaya değindin. Ya korna biliyorsun önemli. Tekerde de aynı sistem söz konusu. Bence çok önemli. Hani onlarda da yok, bunda da yok. Biz onunla ilgili tek tekerler için zaten geliştirdiğimiz bir sistem var. Bu sistemi bunda da kullanabiliriz. Sana hemen onu bir şu şekilde getir bakalım. Göstereyim. Yani kornanın dışında bir de ayna konusu var biliyorsun. Korna ve bizim ayna. Bizim tek tekerler için özel olarak bak onu, burada kendimiz lazım. Üretimini yaptığımız bir sistem var. Bu benim kullandığıma benzer bir sistem ama daha kibarı bu. Kesinlikle. Şu şekilde bileğimize taktığımızda hem ayna olarak kullanabiliyoruz hem de korna olarak kullanabiliyoruz. Bayağı da kuvvetliymiş ha. Aynen. İyiymiş bayağı. Ve şu şekilde de ayna olarak da kullanabiliyoruz. İçerisinde mükeyyif bir aynamız var. Bu şekilde de rahat bir şekilde arkayı görebiliyoruz. Yani bunu hem tekerlerde kullanabiliriz hem bu dual frontman'de kullanabiliriz. Ya trafiğe özellikle çıkıyorsan korna da ayna da yani olmazsa olmaz. Kesinlikle. Benim mesela çok vardır. Hani bu sonradan takılan bir aksesuar ya bazen unutuyorum evden çıkarken. Aynen. Valla geri dönüp alıyorum. Çünkü ben günü onsuz bitiremem. Kesinlikle elin ayağın gibi oluyor. Tabii tabii. Evet o zaman şimdilik hani burada noktalayalım. Dualtron ben kısmının iç çekim kısmını dış çekime doğru geçelim. Bak kim geldi bak. Evet, lafın üzerine geldi ya. Hoş geldin. Evet, tam lafın sevgili üzerine. Vedat ileri gitti aramızda. Evet sürprizimiz buydu. Sevgili evet, Vedat'la evet. Çekimimizi yapacağız bugün. Dualtron menü kullanacağız. Ve tecrübelerimizi ya, size aktaracağız. Başkası olmazdı. Lansmanda da ben demiştim ya. Yani şu Dualtron Man deyince Türkiye'de akla ilk gelen tartışmasız isim Vedat yani. Kesinlikle. Vedat heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Çok merak ediyorum açıkçası. Nasıl bir dinamiği var, sürüş dinamiği. Evet. Hem de hiç denemeden bugün kullanacak. Aynen. Evet. Direkt kullanıma geçeceğiz. O zaman hani daha fazla bekletmeyelim. Tamam. Bir an evvel sürüş tarafına geçelim. Sonra zaten yorumları konuşacağız. Oldu. O zaman dışarıda görüşmek üzere. We'll be right back.
kesinlikle girişler sergiliyorum. Evet, efsane Vedat ileri git. Vedat ileri git. Dualtron Man deniyor. Dualtron Man. Evet, Dualtron Maçka Store'da Dualtron Man çekiminde birlikteyiz. Evet. Gerçekten çok güzel bir tecrübe oldu hepimiz için. Ya Türkiye'de ilk bunu denemek Vedat'a yakışırdı ve gerçekten bu unvanı boşuna kazanmamış. Baksana adama. Kesinlikle, kesinlikle. Hani... Yaklaşık 20-25 dakika sonra geldiğimiz nokta bu. Gerçekten evet. Tebrik ediyorum. Makine çok özel. Kullanıcısı da çok özel. Çok farklı bir konsept bu. Değişik. İyi ki varsın. Vedat ileri git. Evet. Tabii zor. Hiç kolay bir şey değil. Öyle elektrikli kaykaya benzemiyor bu. Vedat Gençlik Festivali'nin içine girdi be. Sanki. Çocukça bir aşk deyip de geçme. Sakın gülme halime. Bunu anlayamadım ama. Çakraldım ama basış var. Yani ayakları çok eşit değil. Yani tekerleri birbirine çarpar, çarpmaz. Özel çıktı da sanırım. Vedat bayağı hızlandı. Evet, Maçka Demokrasi Parkı'ndayız. Dualtron Man sürüşüyle beraberdik. Hemen fazla lafı uzatmadan sözü sevgili Vedat Alper'e bırakıyorum. Nasıl geçti yani? Bunu da yaptık ya, bunu da yaptık. Gerçekten Maçka Store'da bunu da yaptık. Vedat sayesinde. Gerçekten çok güzel, keyifli bir sürüş oldu. Evet, Vedat'ın yorumlarını da alalım. Enteresan bir sürüş şekli var gerçekten. Çabuk alıştığımı düşünüyorum. Belki avantajlıyım diğer sürücülere göre ama. Bence rahat kullanımı var. Değişik bir alet, garip bir zevki var. Bunu sırf sürüyor olmanın bile hazının başka olacağını düşünüyorum. Evet. Bu alete hakim olmak bence başka bir kafa verecektir insanlara. Tek teker gibi. Biraz çalışmak için uğraşmak gerekir. Tabii her şey için. Ama bu da farklı bir zevk yani. Bence öyle. Kesinlikle. Ben de sana katılıyorum. Hani gerçekten hani teker gibi çok farklı bir zevk. Dualtron Man'in de sürüş keyfi bambaşka. Bu hafta da güzel, efsane bir çekim ve efsane bir sürüş yaptık. Sevgili Vedat'a çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bizlere eşlik ettiği için. O zaman şimdilik bu haftalık Dualtron Man'den, Dualtron Maçka Store'dan bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.